Arkadaşlar, orta seviye sıfırlama yapacağız. Giriş, gelişme, sonuç olarak paylaşacağım şimdi. Siz de izlersiniz, indirirsiniz. Bu şekilde devam edelim şimdi. Kapat. 2 numara takıyoruz. Mandal yukarıda olacak şekilde. Kafaya biraz yan tarafa doğru açı verelim. Çıkışlarımız kolay olsun diye. 2 numarayla önce paralel bir şekilde şöyle. Kafanın şakak kemiğinin bitiş yerinden kafanın bitiş kemiğine kadar paralel bir şekilde önce bir zemin hazırlığı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde paralel attığımızı göreceğiz. Altları temizlemeyi unutmayalım. Ne kadar güzel temizlersek, ne kadar güzel zemin hazırlarsak o kadar da güzel sonuç alacağız. Zemin hazırlığından sonra sıfırımızı belirliyoruz. Sağ ve solda eşit bir denge sağlayabilmemiz için kaşın başlangıç veya ortası veya sonundan hiza alarak seviyelerini de belirleyebiliriz. En sondan hiza alırsak kısa, ortasını alırsak orta seviye olur. En başından alırsak da yüksek seviyeye temakül eder. Şöyle kısa seviye yapalım aşağılardan. Yine yukarıdaki gibi paralel bir şekilde, orantılı bir şekilde gideceğiz. Trimerle çalışma yaparken trimerin ucunu dikmeyelim arkadaşlar. Keskin olduğu için iz kalıyor orada, onu alamıyoruz sonra. Elimizden geldiği kadar makinenin arka kısmını, şu gördüğünüz alanı kullanıyoruz. Şöyle. Gördüğünüz gibi kafada fazla da bastırmayalım. Kafayı tahriş etmesin diye. Arkasını kullanmanız yetecektir. Şu şekilde paralel bir zemin. Daha sonra sıfırı belirliyoruz. Sıfırın altını temizliyoruz. Alanları ne kadar temiz çalışırsak, yine diyorum, o kadar güzel bir görüntü çıkacak. Zemin tertemiz olması lazım ve sıfırınla. Şimdi shaver'la altları da bir parmak aydınlatma yapacağım. Bunu kullanırken de bastırmanıza gerek yok. Şu şekilde sürtmeniz yeterli olacak. Şimdi 1 numarayı takıp yine mandal yukarıda olduğu için bir parmak sıfırın üstünü alacağız. Arkadaşlar, fade çalışmaları yaparken kafaya birazcık öne, birazcık yana açı vermeyi unutmayın. Çıkışlarınız kolay olsun diye. Yine bu şekilde paralel bir şekilde geçişini yapıyoruz arkadaşlar. Bir parmak aldıktan sonra şimdi sıfırın izini biraz yumuşatmamız lazım ki sıfırlama yaparken daha rahat sıfırlama yapalım diye. 0.5 tarağı takıyorum bu defa. Görüküyor mu? Evet. Gördüğünüz gibi bu tarağı takıyoruz. Yine mandal yukarıda. Bunun yukarıda olma sebebi de nasıl başladıysak öyle gitmemiz lazım. Mesela zemin oluştururken kapalı başladıysak diğerlerine kapalı şekilde gitmemiz lazım. Buradaki saç ebatı bozulmasın diye. Ben açık başlamıştım, o yüzden tekrar açık şekilde devam ediyorum. Şurada sıfırın izine odaklanıyoruz. Hafiften, yani çok bir numarayla aldığımız yere gelmeden sadece sıfırın üstünü yumuşatıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi de gördüğünüz gibi sıfırın üstünü yumuşattık. Şimdi de izini alacağız. İz alırken makineyi önce iki diş çekiyoruz, alıyoruz. Eğer geçmiyorsa sonra bir diş daha indiriyoruz. Baktık yine geçmiyor, tamamen sıfırla almaya çalışırken de makinenin ya İşte şu tarafa doğru gelirken makinenin şu kısmı, arkaya doğru giderken de diğer kısmını kullanarak ilerleyeceğiz. Şimdi kapatıyorum. Sıfırlamanın tamamını çekip atacağım. İki diş indirdim. Sadece burada hat çizgisine odaklanıyoruz. Çok yukarıya çıkmadan izin üstüne küçük küçük bilek çalışmaları yapıyoruz. Bilekten gördüğünüz gibi tekrar bir diş indiriyorum. Almadı. Sonra tamamını indiriyorum. Hala gözüme görüken var diye. Şimdi sıfırlamayı yaptık, gördüğünüz gibi. Zeminimiz hazır. Şimdi arada
fade'imize devam ediyoruz. Gölgemizin devamını yapacağız. Şimdi 1 ile aldığımız yerin sadece şu üst kısmına bu sefer 1,5. Görüküyor mu? Parlıyor. Sen sabit dur. Evet. Şu tarak 1/2 yani. 1,5 tarakla mandal yukarıya olacak şekilde sadece şu hatta çalışıyorum. Yine kafayı açıvermeyi unutmayın. Bir buçuk tarakla gördüğünüz gibi alanı, köprümü yumuşattım. Şimdi bir numaranın bir tık üstüne çıktığımız yeri tekrar bir numarayı takıp mandalı aşağı doğru çekip sadece artık buraya dokunup fade'imizi bitiriyoruz. Bu şekilde fade'imizi bitirdikten sonra da güzel bir çerçeve çiziyoruz arkadaşlar. Çerçeveyi çizerken kaşın başlangıç hizasının hiza alarak tam karşısına önce şöyle bir başlangıç yeri seçiyoruz kendimize. Ardından şu iç kısmına yarım ay çizer gibi bir geçiş yapıyoruz. Fade'imiz hazır. Yan kombinasyon bağlantılarını yapıp üste de istediğim şekillendirmeyi yaptıktan sonra finali yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel çıkarırsak bu alanı saçın üstüne işlem yapmasan dahi bu saç kendini güzel gösteriyor. Bu gibi zemin, sıfırlama, kademeleri taşırken bu gibi işlemlere özenin arkadaşlar. Özendikçe güzel sonuçlar çıkıyor. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere. Şimdi arkadaşlar kombinasyon bağlantısı yaparken önce saçı doğal bir şekilde şöyle tarıyoruz. Şurada gözle görürken 2 numarayla ilk başta oluşturduğumuz zemin hattını sadece tarağın dışına doğru çıkarıp dışarıda kesiyoruz. Bunu kesip kaybettikten sonra eğer bu bölgede sizi rahatsız eden fazlalık görüküyorsa, şişlik yani gördüğünüz gibi görüküyorsa bunu da şu şekilde kaldırıp şöyle yukarıdan saçı iyice tarağın içine koyduktan sonra karşıdan içine derin paralel kesim yaparak şurayı bu şekilde sakinleştirebiliriz. Şakak bölgesini yalnız çok geçmeyelim. Saçın üst bölgesine değil, sadece yan kısmına yapıyoruz bunu. Tamam. Arkadaşlar final yaptık. Gördüğünüz gibi görüntü bu. Yoğun kişiselleştirme yaptık. Ön tarafları dilimleme, 45 derece çalışmalar yaptık. Ön tarafı yine 90 derece ile sabitleyip şu şekilde hareketli hale getirdik. Fade'imizi de şu şekilde manken dönerse göstereceğiz. Dönesi yok pek. Şu şekilde olayı bitirdik. Herkese iyi çalışmalar.